Değerli Honda severler, değerli Kamertube takipçileri, bölgenin en çok izlenen otomobil kanalı da Kamertube'dan hepinize tekrar merhaba. Bugün yine aslında geçmiş dönemde klasikleşmiş diyebileceğimiz ama bizim için çok özel videolardan biri. Teslimat videomuzda tekrar birlikteyiz. Bugünkü misafirimiz Ankara Beypazarı'ndan Ali Bey ve ailesini misafir ediyoruz. Sabah saatlerinde kendilerini otogardan aldık, plazamıza getirdik. Aracımızın işlemlerine devam ettik. Birazdan plaka işlemleri de bitmiş olacak. Aracımızın plakasını takacağız ve aracını teslim edeceğiz kendilerine. Öncelikle hikayemizden kısaca biraz bahsedelim. Çünkü hikayemiz yine hani benzer bir hikaye. Bizim için artık klasikleşmiş bir hikaye ama dediğimiz gibi herkese nasip olmayan özel bir hikaye diyebileceğimiz bir durum. Çünkü Ali Bey bizi sosyal medyadan, Kamertube kanalımızdan bizi takip eden sıkı bir takipçimizden biri diyelim. Kendisi bizi telefonla bizleri arayarak benimle görüşmek istediğini arkadaşlarımıza söyledi ve Ali Bey'le bir süredir görüşüyoruz aslında araç alımı için. Kendisine işte rapor, ehliyet durumuyla alakalı ki bundan da bahsedeceğim bu arada aracımızı ÖTV muafiyetle satışını gerçekleştirdik. ÖTV muafiyeti de Ali Bey'in iş kazası sebebiyle sağ kolundaki deformasyondan kaynaklı bir ortopedik engel durumu gelişmiş. Buna istinaden heyet raporu düzenlenmiş ve yine buna istinaden bir ehliyet düzenlenmiş. Sağ kolunda bulunan ortopedik engel durumundan dolayı sol eliyle veya sağ eliyle de aracı rahat kullanabileceği şekilde tertibatlandırılmış bir siti ile karşı karşıyayız. Ki aracımızda biraz böyle robotik aslında tertibatlar var. Onları da zaten görsellerde görebiliyorsunuz şu anda. Farklı tertibatlar var. Kişinin yani trafik yönetmeliğine göre aracı ortopedik engel durumuna göre rahat kullanabilmesi hem kendi can güvenliğini hem de trafiğin can güvenliğini tehlikeye atmadan rahatça kullanabileceği şekilde bir ehliyet düzenlenmiş ve buna göre de araca tertibatlarımızı gerçekleştirdik. Tabii bu serüvende işlemimiz şöyle gerçekleşti. Ali Bey ile telefon görüşmesi yaptı. Kendisi evet. Beni aradı. YouTube'dan bizi takip ettiğini, bizden araç satın almak istediğini ve yardımcı olmamızı söyledi. Biz de gerekli işlemlerden kendisine bahsettik. Orada tabii aracımız da yoktu elimizde. City biliyorsunuz çok talep gören bir aracımız ki ÖTV muafiyetli şu an en çok satılan araçlardan biri piyasada. Bizde elimizde yoktu ancak Ali Bey'e eğer farklı bir araç, boşa düşen bir araç olursa kendisini arayacağımı söyledim ve not aldım özellikle. Ve bir tane aracımız farklı bir sebepten dolayı boşa düştü ve hemen kendisini aradım. Kendisinden kapora istedim ya da o hemen hızlı bir şekilde bizlere kaporasını gönderdi ve bu aracın sahibi oldu diyelim. Akabinde geri kalan prosedürü de gerçekleştirdik. Ehliyetinin durumuna göre aracımızın projesini çizdirdik, tertibatını yaptırdık. TSE'den uygunluğunu alındı ve vergi dairesi işlemini de hallettikten sonra bugüne teslimat tarihi planladık ve bugüne aracımızı teslim alma kendilerine evet. Nasip oldu diyelim. Bu noktada Ali Bey'e de mikrofonu da uzatmak istiyorum. Ali Bey'in de düşüncelerini almak istiyorum. Ali Bey sizden de birkaç düşüncenizi almak isteriz. Öncelikle Kamertube ve çalışanlara çok çok teşekkür ediyoruz ve bu arada da Niyazi Bey'in bize çok çok faydası oldu. Bizi çok bilgilendirdi. Bu yönden de Niyazi Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Aracımızı sağ salim teslim aldık. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Ali Bey'e. Bu güzel aileye de hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrar. Sağ olun, Allah daha iyileri nasip etsin diyelim. Bir sonraki aracınızı inşallah. Daha iyi şartlarda. Malum ÖTV'de biliyorsunuz limit var. Bu limitlerde evet. Şu an alınabilecek en iyi araçlardan biri olduğunu Ali Bey de biliyor zaten. Evet. İnşallah bu limitleri her zaman söylüyoruz. Hani şu anki piyasa koşullarında yine buradan da mesajımızı da vermiş olalım. En azından ÖTV muafiyetli araç alımı yapmak isteyenler adına diyelim. Limitler çok düşük. Araç fiyatları genel anlamda çok yükseldi. Hani Türkiye piyasasında, dünya genelinde tabii ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Hani bu durumda ÖTV muafiyetli araç alımı yapmak isteyen engelli ve engelli yakınları için de limitlerin daha yüksek seviyelere çekilmesini de temenni ediyoruz. Veya hiç limit olmamasını temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi şartlarda daha iyi araçların sahibi olmasını isteriz engelli kişiler ve yakınlarının. Bu noktada videomuzu da sonlandıralım. Yusuf Bey'in bir sorusu var. Sonlandırmadan önce şimdi City rakiplerine baktığımız zaman teknik ve donanım anlamında biraz dolu. Evet. Evet. Hangi özellik acaba Ali Bey'i daha fazla etkiledi? Soralım Ali Bey. Ali Bey bilmiyorum hani City için siz için cezbeden özellikler neydi Ali Bey? Tabii ilk önce bize Honda oluşumu diye. Evet, Honda oluşumuz. Honda oluşu evet. Artı çocukların çok renginden dolayı istemesi. Hı hı. Bunlardan ziyade Kamertube'in bize sunduğu yardımlardan dolayı biz City'yi
herkese tavsiye ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Tabii City'nin bir sürü artıları var. Dediğiniz evet. gibi tasarımının güzel olması, evet. Kırmızı renk de çok hoş bir renk, araca da güzel Albinisi yakışan renkler, alberisi çok yüksek dediğiniz gibi. Bayanlar için de özellikle evet. tercih edilen renklerden biri diyebiliriz aslında. Evet. Hani estetik bir araç, iç hacmi geniş, bagajı büyük, donanımı da hani bu sınıfa göre fena bir araç da değil. Çünkü anahtarsız giriş çıkış çalıştırma, led farlar, hız sabitleme, çelik şantar, geri görüş kamerası gibi sınıfın ötesinde özellikler sunan bir aracımız. O yüzden tabii birçok aslında cezbeden tarafı var. Tabii en başta Honda oluşu da bunun evet. etkeni diyebilir. Çünkü evet. Honda bilindiği üzere Ali Bey'in de düşüncesi de aynı şekilde az önce muhabbet ettik. Hani sorun yaşamak istemiyorum. Araca neticede 5 yıl bineceğiz, satamayacağız. Bize sorun çıkarmasın, keyifli olsun, konforlu olsun, ailem için iyi bir araç olsun şeklinde, güvenilir bir araç olsun şeklinde doğru bir tercih yaptığını evet, biz de düşünüyoruz. Bey. Bu noktada videomuzu sonlandıralım. Yusuf Bey'in ikinci sorusu var. Buyurun Yusuf Bey. Şu anda görselleri gördüğümüz gibi tertibatlar biraz farklı. Evet. Aracı Ali Bey'den başkası kullanabiliyor mu? Tabii bu durumda şimdi ondan da bahsedelim. Zaten ruhsatımıza da yazıyor şu anda. Evet. Kendisi, eşi, çocukları, üçüncü dereceye kadar kan bağı olan akrabaları ve kan kaynısınları da aracı kullanabiliyor. Çünkü diğer kişilerin de kullanabileceği şekilde tertipatlandırılmış bir araç. Yani normal bir kişinin, hani engeli olmayan bir kişi için de kullanılabilecek şekilde tertipatlandırılmış bir araç. O yüzden ruhsatta da yazdığı gibi aracı kendisi, eşi, çocukları ve 3. dereceye kadar kan bağı olan akrabaları ve kan kaynısınları da kullanabiliyor şeklinde ruhsata yazdırdık. Videomuzu sonlandırıyorum süper sorunuz yoksa. Çünkü Ali Bey'de tutmayan daha fazla. Çünkü Ankara Beypazarı'na evet. kendilerini uğurlayacağız. Ankara Beypazarı'na da kucak dolusu buradan selamlarımızı iletelim. İnşallah. Kendilerine tekrar hayırlı uğurlu olsun Sağ diyelim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Samsun Honda Kamer Plaza'dan şimdilik hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla kalın. Anahtarınızı da uzatalım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.